bu mücadelesinde bir itirazı oldu Orhan Okulu'nun. Kurtdereli güreşlerini hatırlayanlar bilir. Final yapmışlardı Orhan Okulu'yla birlikte. Ve Orhan Okulu'yla tırpanlar sırasında yaşanan gerilim akıllardan hala çıkmaz. Ve şunun altını önemli çizmek istiyorum. Kurtdereli güreşlerini kazandı İsmail Balaban Orhan Okulu'yu yenerek. Acaba şimdi burada da kazanırsa 6. kez elmalı yağlı güreşlerinin baş pehlivanı olmasını engelleyecek. Bu ne demek? 2. kez altın kemerin sahibi olamayacak Orhan Okulu eğer kazanırsa İsmail. İsmail kaybederse, Orhan kazanırsa tarih yazılacak. Hasan Balaban ekranlarda ortadaki isim. İsmail Balaban'ın babası ekranlara yansıtıldı. Mücadele için her şey hazır artık. Ensesinden bastırdı şimdi. Hiçbir şekilde bırakmıyor. Nedim Gürel karşılaşmasında da aynıydı. Bırakmayacağım, sonuna kadar bırakmayacağım dedi. Ve sonunda yenişle kazandı. Puan alması yeterliyken. Şu anda sevgili izleyiciler yine rakibini sürmeye devam ediyor. Orhan Okulu. Saat 3'ten bu yana dinleniyordu Orhan Okulu. Ama baktığımızda 5'e çeyrek vardı herhalde yarı finalin bittiğinde. Şu anda tekrar. Paçasından yakaladı. Ve sevgili izleyiciler, Orhan Okulu üzerine bastırdı. Bir sakatlık anı daha. İsmail Balaban yerde, oyun durdu. Nasıl bir karar çıkacak? Gerçekten de olağanüstü bir direnç gösteriyor İsmail Balaban. Şu anda vücudunun her kas lifinde ciddi yorulmalar söz konusu. Tel tel bahsediyorum sizlere. İşte burada pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Devam etmeme kararı alabilirler mi diye düşünüyorum. Burada paçadan yakaladı. İsmail'i sürdü. Normal süre olduğu için bu sevgili izleyiciler bir yeniş değil. Eğer süresiz uzatmada böyle bir pozisyon yakalamış olsaydı, İsmail Balaban'ın Orhan Okulu karşısında sakatlıkları ön plana çıkmaya başladı. Büyük finalde değerli izleyiciler, ve puanlama mücadelesi başladı. Şu anda puanlama mücadelesi başladı. Heyecanla devam ediyor. Evet, ilk dakikalarda İsmail Balaban biraz daha dikkatli dizleyerek güreşmek istiyor. Orhan Okulu'yu kasnaklarına ve paçalarına yaklaştırmak istemiyor. Müsaade etmiyor onları tutmasına. Bileklerden kavrayarak. Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi şu anda İsmail Balaban Orhan Okulu karşılaşması. Büyük bir heyecanla takip ediliyor sevgili izleyiciler. Şu anda Twitter'da birinci sırada trend topic olmuş vaziyette ve saatlerdir böyle devam ediyor. DMX ekranlarında kelimenin tam anlamıyla çok büyük bir fırtına. Bu fırtınaya yağmur, sağanak yağış, sağanak yağışı da geçtim. Çok sağlam bir dolu yağışı, hepsi eklendi. Akıllara durgunluk veren anlar yaşadık. Güreşçisinden, pehlivanından, seyircisinden tutun da değerli izleyiciler, tüm görevlilere kadar gerçekten çok fazla efor sarf edildi. Emeği geçen herkese gerçekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hiçbir şekilde yaklaşma şansımız yok. Onların şu karşılaşma bittikten sonra bile
kadar diri olduklarını görebilirsiniz. Sürmeye devam ediyor rakibini Orhan Okulu. Elinde sakatlık daha 3. turlardan beri devam ediyor sevgili izleyiciler. Ayak bileğinde sakatlığı vardı zaten İsmail Balaban'ın. Ama tabii ki en son konuştuğumuzda bir sakatlığı olmadığını, iyileştiğini söylemişti. Ve bir kez daha sevgili izleyiciler yere indi ve mola aldı. Sakatlık sebebiyle bir mola daha geliyor. Orhan Okulu davrandı ama isteseydi puan alırdı Bilgehan. Ama bunu buna yeltenmedi. Hakem anında araya girdi. Ve Orhan Okulu'nun bu karşılaşmada serzenişi İsmail'e değil sevgili izleyiciler. Serzenişi İsmail Palaba'nın kondisyon açısından, sağlık açısından bir şekilde devam etmemesi görüşünde Orhan Okulu da. Bence de bu görüşte. Bence de kuşku duyuyor. O sebeple sevgili izleyiciler 666. tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yallı Pehlivan Güreşleri'nin galibi Orhan Okulu oluyor. Orhan Okulu sakatlığı sebebiyle devam edemeyen İsmail Palaban'ı mağlup etti ve 6. kez Elmalı'nın üst üste baş pehlivan olmayı başarıyor. İkinci altın kemerin ebedi sahibi olarak tarih yazıyor. 666 yıl boyunca böyle bir başarı yakalanmadı. Siz değerli izleyicilerimiz ekranlarının başında Metin Bülter'de Elmalı'da Türk'ün ilk her meydanında şu anda herkes bir tarihe tanıklık ediyor. Ve yıllarca belki de yüzlerce yıl asla unutulmayacak bir an yaşanıyor.